Size bir rakam vereyim. 2002 yılında bu ülkede kaç tane OSB varmış biliyor musunuz? Organize sanayi bölgesi. Risk niye olmayacak onu anlatmaya çalışıyorum. 192 taneymiş Ahmet Bey. Bugün kaç tane? 332 tane. Bu organize sanayi bölgelerinde 2002'de kaç fabrika varmış biliyor musunuz? 11.395. Şimdi kaç fabrika var? 55.562. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz çatır çatır üretiyorsunuz kardeşim. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla gidin, o tırları göreceksiniz. O üretim gücünü göreceksiniz, o ihracatı göreceksiniz. Şimdi diyorsunuz ki, ihracatta bir başarı yok. Peki 0.14'ten senin dünya ihracatından aldığın pay 0.14'ten %1'e gelmiş. Bu durumda sen bu 0.86'lık artışı nasıl yapmışsın? Başka ülkelerin ihracatını almışsın değil mi? Kendine yeni pazar açmışsın. Bu ne anlama geliyor? Bu senin üretim yaptığını gösteriyor. Tercih edilen bir üretim modeline geçtiğini gösteriyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye sadece tarım ürünleri mi ihraç ediyor arkadaşlar? Ben size okuyayım. Bizi dinleyenler, özellikle gençler, ya bu kadar karamsarlığa kapılmasınlar. Arkadaşlar bakın, biz şu an dünyada kendi uçak ve helikopterini üretebilen 6 ülkeden biriyiz. Kara çaldıklarına bakmayın. Ankara'da TUSAŞ'a gidin, orada üretimi görürsünüz. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bor karbür üretebilen 3 ülkeden biriyiz arkadaşlar. Kendi uydusunu tasarlayıp üretip test edebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Hani sadece tarım ürünleri satıyoruz ya sözde. Mesela kripto telefon üretebilen 6 ülkeden biriyiz. Elektrikli araba bataryası üreten 6 ülkeden biriyiz. İHA'yı SİHA'yı hiç söylemiyorum, onu duymak arkadaşların zoruna gidiyor. Dünyada ilk 5 ülke arasındayız. Türkiye'nin dünya savaş konseptini değiştirdiğini bizzat Fransız basını, İtalyan, Alman basını yazıyor.